Lanet olsun Knop'a, dışarı çıkmak üzereyiz ve herkes bize böyle bakacak. Evet, bak dayana. Dışarı çıkmazsak olmaz mı? Doğru ya. Okula tuvalete oturmak için mi geldik? Knop'a bu saçmalık da ne? Kızlar, banyodaki aynaya bakmak için mi dudaklarınızı yaptırdınız? Buradan bir şekilde çıkabilir miyiz? Evet, burada durup sizin çıkmanızı beklemek bizim için hiç eğlenceli değil. Kızlar çok zekisiniz. Tuvaletten çıkar çıkmaz yüzümüzdeki değişiklikleri ilk fark edenlerin Frogs'lar olacağını siz de benim kadar iyi biliyorsunuz. Ve alaycı olacaklar. Ve o kadar çok eleştiri ve olumsuzluk olacak ki. Cidden kızlar, bunu sadece Frogs değil tüm okul fark edecek. Ve bu sizin seçiminiz. Ne yaptığınız umurlarında olmamalı. Dudak büyütme ameliyatı olsaydım bütün okulun ne düşündüğü umurumda olmazdı. Evet, siz kızlar haklısınız. Ve bizim dudaklarımız ne istersek onu Frogs yaparız. Frogs ve diğer gençlerin ne düşündüğü umurumuzda değil. Sonunda anladınız mı kızlar? Dışarı çıkalım mı? Hadi gidelim. Kızlar, bugün bana bir şey oldu. Bütün eşyalarımı otobüste unuttum. Cüzdanımı, paramı, makyaj çantamı ve anahtarlarımı da. Ve bir sonraki durağa kadar o otobüsü kovaladım. Bu çok komik Blondie. Neden ağzını kapatıyorsun? Sadece öksürüyorum. Seni hasta etmekten korkuyorum. İlginçsin Blondie. Blondie, belki de kırmızı ruj sürmüşsündür ve bize göstermeye utanıyorsundur. Hayır, dudaklarımı rahat bırak. Sadece öksürüyorum. Pizza 4 limonata. Aman tanrım, bu iki ördek de ne? Dima, bana bunun güzel olmadığını söyle. Doğal güzellik daha iyi. Neye bakıyorsun? Bana bak. İşte başladık. Onlar bize çoktan ördek dedi. Knop'a aldırma. Önemli olan bizim hoşumuza gitmesi. Kızlar, yakında size katılacağım. Ayrıca güzel dudaklarınız var. Kızlar, acıttı mı? Birazcık. Bize iki limonata ver. Kızlar, bir dakika. Vani'nin siparişlerini almalıyım. 4 limonata. Aman tanrım, gördünüz mü? Diana ve Knop'a dudaklarını büyütmüşler. Aa, korkunç. Dudaklar değil, boru. Diyorum. Bakın, neden Vani'yi tartışıyorsunuz ki? Ne var bunda? Ne zamandan beri Vani'yi savunuyorsun? Onları savunmuyorum. Sadece bunun onların işi olduğunu düşünüyorum. Yani bugün garip davranıyorsun. Vani, dudaklarını uçurtma borularında uçuracaksın. Kızlar, limonatanız. Teşekkürler pizza. İstiyoruz ve üflüyoruz. Lanetsin, kurbanlar bu kadar yeter. Bu sizi ilgilendirmez. Biliyor musunuz kızlar, Nastya ve ben dudaklarımızı bilerek yaptıracağız. Böylece konuşacak daha çok şeyiniz olacak. Aha, sizi kim yapar? Ve dudaklarınızdan. Bunny, seni yargılamıyorum. Bence bu senin işin. Aslında sen havalısın. Kostya, Kostya. Ne oldu Zalina? Sence büyütülmüş dudaklarla iyi görünür müyüm? Zalina, hayır. Ben doğal güzelliği severim. Ama bence çok tatlı olurum. Vay canına, Blondie bizi savunuyor. Bu biraz garip. Tek bir iğneleyici yorum yapmamış olması garip. Ayrıca yeni dudaklarımızın bize yakıştığını söyledi. Neden ağzını kapattığını merak ediyorum. Aa, muhtemelen öksürüyor ve bakterilerini yaymak istemiyor. Öksürüyor mu? Daha bir kere bile öksürdüğünü duymadım. Belki de sadece nefesi kokuyordur. Pizza. Bize biraz limonata yap artık. Hadi ama, Bunny'ye zaten hizmet ettim. Ne var ne yok Karina? Saçımı sarıya boyatayım mı? Hayır Melih, sana söyledim. Sarıyı boyatırsan saçını mahvedersin. Ve sonunda kel kalacaksın. Deney yapmayı severim. Esmer, sarışın, kızıl, mavi oldum ama sonra saçlarımı kısa kestirmek zorunda kaldım. Vay canına, hayır, buna kesinlikle hazır değilim. Eğer hazır değilsiniz, kendinizi kısa saç kesimiyle hayal edin. Sonrasını istemiyorum. Kızlar, limonatanız. Selam, ailem ve ben hayvanları çok seviyoruz. Bu yüzden bu terk edilmiş hayvanat bahçesini kurtarmaya karar verdik. Tüm hayvanlarla ilgilenmek için oyunumuzu indir ve dünyadaki en iyi hayvanat bahçesini inşa etmemize yardımcı ol. Oyunda görüşürüz. Bakın, Zub ve Zek, eğer antrenman odasına antrenman yapmaya gelirseniz... Hayır, siz çocuklar çalışmak için harikasınız ama dolaplarımızı karıştırmayın. Basketbol formalarımızı da almayın. Siz basketbolcu değilsiniz. Bir dahaki sefere topuzlarını dolabında bıraktığını öğrendiğimde seninle ciddi bir şekilde konuşacağım, haberin olsun. Ne yani, bize burada anlatınca korkacağımızı mı sanıyorsunuz? Yetişkinler gibi konuşmaya hazırım. Ve bu dolaplar ortak ve herkesin üniformalarını buraya koymaya hakkı çocuklar, var. Çocuklar, artık onlara açıklama yapacak cesaretim kalmadı. Romeo? Her neyse çocuklar, dolaplarımızı karıştırırsanız eşyalarımıza dokunmayın, tamam mı? Ve eğer eşyalarınızı koyuyorsanız mümkün olduğunca dikkat edin. Bu karmaşa bizi çok kızdırdı. Dinleyin beni. Çocuklar. Benden sonra tekrar etme. Romeo, büyüklerini dinle. Büyüklerin sana yanlış tavsiyede dinleyin bulunmaz. Dinleyin büyükler. Bizi yalnız bırak. İlk amigo kızlarına dolabından bahset, hadi. Bıktım onlardan. Hey çocuklar, dışarı çıkıp konuşalım hadi. Çocuklar, gerçekten neden onlarla uğraşıyorsunuz? Onları rahat bırakın. Onlar daha genç. Doğru. Haklısın maskot. Küçükler büyüklerini dinlemeli.
Değişmişsin ama iyi yönde değil. Evet, aynı evde yaşadığımıza bakma. Maskot sana uyduğu için şanslısın Zack. Uyum sağladığın için teşekkürler maskot. Zack gidelim buradan. Bize bir daha bulaşırsan öğretmen Mike'a her şeyi anlatırız, tamam mı? Oh adamım, bu küçük adamlar çok acımasız. Hayır yanılıyorsunuz, onlar daha genç. Neden onlarla uğraşıyorsunuz onlara ya? Onlara düzeni öğretiyorum. Maskot, basketbolcular konuşurken müdahale etme. Hadi çocuklar pratik yapalım, yoksa amigo kızlara mı gidelim, ne yapalım? Hayır, pratik yapmalıyız. Basketbolcular kötüye gittiniz. Benim için bir hayal kırıklığısınız. Gerçekten pompon kızlar seninle nasıl çıkıyor hiçbir anlamıyor. Hiçbir şey söylemiyorlar. Pekala maskot, hadi git buradan. Biraz havuç suyu iç. Keşke bu okula basketbolculardan daha havalı başka çocuklar da gelse. Ve onları eşek sudan gelinceye kadar dövseler. Vay canına, çok, çok tatlıyız. Lanet olsun kızlar, durabilir misiniz? Demek dudaklarınızı yaptırdınız. Hadi bir şey hakkında konuşalım. Aynada sadece dudaklarınıza bakıyorsunuz. Hadi konuşalım. Ne hakkında konuşacağız? Selam kızlar. Görüşebilir miyiz? Dinleyin. Diana ve Knopa çocuklarını Zup ve Zeki sıkıştırıyorlar. Konuşun onlarla. Maskot. Maskot dinle. Çocukların içine karışmayacağız. Kendi başlarını çözecekler. Oh, siz kızlar bir şekilde değişmişsiniz. Evet maskot, kızlar değişti ama buna odaklanmamıza gerek yok. Evet, yoksa bir saatte aynada dudaklarına bakacaklar. Dostum maskot, bu çok şirin. Sen bile fark ettin. Ne tür bir ördeğe benziyorum? Kahretsin Diana, şaka mı yapıyorsun? Ama maskot, bunu herkese anlatmak zorunda değilsin. Tamam mı? Çocuklar, görünüş önemlidir, doğru. Bu arada çok güzelsiniz ama basketbolcularla konuşun. Onlar çok fazla saldırgan. Tamam maskot, konuşacağız. Tamam, şimdi kız kıza konuşuyoruz. Anladım, ben gidiyorum. Sonunda yola çıkmıştım. Dinleyin kızlar, bana her şeyin nasıl olduğunu anlatın. Çünkü Nastya ve ben istiyoruz ama biraz korkuyoruz. Bu çok basit bir şekilde gerçekleşiyor. Önce anesteziyle özel bir krem uyguluyorlar ve sonra güzel dudaklar yapıyorlar. Bu kadar. Öyle hissediyorum. Yapmak istiyorsak yapalım. Ama sonra... Dostum Zeket seni gördüğünde ne diyecek merak ediyorum Knopa. Smile seni gördüğünde ne diyecek merak ediyorum Diana. Her zaman dudaklarım kabarıktı. Ve neredeyse hiç değişiklik yok. Ama sen Knopa... Benim de dudaklarım öyleydi. Zeket'in fark edeceğini bile sanmıyorum. Göreceğiz, göreceğiz Knopa. Göreceğiz Diana. Biliyor musunuz kızlar? Futbolcular ve froglar fark ettiyse erkekler de kesinlikle fark edecekler. Biliyorsun Nastya, genellikle erkekler fark etmezler. Bunu erkekler için yaptırmadık. Kendimiz için yaptırdık bunu. Hayal gücünüz geniş. Blondie, neden bana sırrını söylemiyorsun? Ağzının nesi var senin? Neden üstünü örtüyorsun? Yoksa bizden bir şey mi saklıyorsun? Tamam kızlar ama sadece siz söylemeyeceğinize söz vereceksiniz. Blondie iğrenç, Blondie güzel değil, Blondie vay be diyeceksiniz. Tamam. Tamam. Dudak büyütme ameliyatı oldum. Bancım o. Leia şuna bak. Sarışın dudak büyütme ameliyatı yaptırmış. Hayır hadi ama yana, bıktım bundan. Öğretmen Mike'a hemen söylemeliyiz. Bu okul için nasıl bir örnek? Leia, biz de istemedik mi? İstemedik yana. Hadi gidelim. Pekala kızlar. Neden böyle kötü bir vay? Dürüst olmak gerekirse Blondie, dudaklarınla daha iyiydi. İyi sayılar, pek bir değişiklik yok. Blondie, bunu neden yaptın? Kızlar, siz benim takımımsınız. Beni destekleyeceğinizi düşündüm. Bunny'e gideceğim. Tamamen anlayacaklar. Dostum, Blondie'ye şok oldum. Aynen. Öğretmen Mike, alıştırma kitaplarını kontrol etmekle meşgul olduğunuzu biliyoruz. Ama size önemli bir haberimiz var. Öğretmen Mike, Frogs tüm okula kötü örnek oluyor. Kızlar, ne demek istiyorsunuz? Bir de bana sorun. Öğretmen Mike, inanabiliyor musunuz? Blondie bugün okulda böyle bir dudakla geldim. Bu şekilde değil ama yine de öğretmen Mike, bu kötü bir örnek. Yarın bütün okul böyle dudaklarla gelebilir. Anladım kızlar. Ne yapmamı istiyorsunuz? Bu onun dudakları, onun kararı. Ne dedin? Öğretmen Mike öğretmen. Leia ve benim yarın böyle dudaklarla gelmemizden endişelenmiyor musunuz ya, yani? Genelleme yapma. Kızlar, siz yöneticiler olarak kötü örnek olmamalısınız. Umarım bunu yapmazsınız. Harika öğretmen Mike. Ona bir şey söylemeyecek misiniz? Anlamıyor musun? Hayır. Yarın okulda kıyamet kopacak. Herkes böyle dudaklarla gelecek. Göreceksiniz. Bunu yasaklayamam. Bu onların kararı. Onlar yetişkin. Çocuklar, tam bir Noel havasındayım. Şimdiden odamı dekore ediyorum. Öyle mi? Bir ağaç bile diktin mi?
Evet, tavana kadar. Vay canına. Evet, camlara kar taneleri koydu bile ve Noel Baba'yı bekliyor. Gigi Noel Baba'ya inanıyor mu? Evet, ben de öyle. Çocuklar, Noel Baba'nın gerçek olmadığını herkes biliyor. Thomas, sen gerçek değilsin. Noel Baba gerçek ve bana geliyor. Thomas, Gigi ile tartışmanın bir faydası evet, yok. Evet kızlar, şok oldum, bilmiyorum. Dudak büyütme yaptırmak biraz ürkütücü. İki büyük köfte yerine kendimize ait iki ipimiz olması daha ve iyi. Ve dudaklarım çok güzel, onları seviyorum. Kahretsin Dima, söyle bana. Benim dudaklarım bence aynı. Daha mı iyi? Yani benim de büyük dudaklarım var. Futbolcular, Noel Baba'ya inanmıyor musunuz? Futbolcu kızlar, yaralandınız mı? Yaralı olan sensin. Çok moda. Julie, burnuna yara bandı yapıştırmak moda mı? Bilmiyorum, bu futbolcular çok garip. Muhtemelen siyah noktaları vardır. Ezikler, modanın gerisinde kaldığınızı biliyorum ama bu siyah noktalar için bir bant değil. Güzellik için. Görmüyor musunuz? Üzerinde kalpler var. Aa, çok güzeller, çok güzel. Güzel olduğumu biliyorum kızlar. Dima dudaklarımın Bunny'ninkilerden neredeyse aynı olduğunu söyledi. Kıvrımın altında. Evet. Benim dudaklarım Laura'ninkilerden daha tombul değil evet, mi? Evet, daha tombul. Aa, Dima, her yerde seni arıyordum ya. Kızlar, kıskanmayın. Dima, bir kelime. Kostya, sen benim kurtuluşumsun. Lauren ve dudakları çok hepsinin sinir bozucu. Hepsinin burnunda ne havalı var? Havalı olduğunu düşünüyorlar. Bunny harika, herkesten daha iyi. Bunny'ler başarılı olacak. Kızlar, sizi bekleyen biri var. Blondie mi? Merhaba Bunny kızları, eminim siz de herkes kadar destekçisinizdir. Çünkü froglar bana iltifat bile etmediler. Bunny kızları, dudak büyütme ameliyatı oldum. Harika, sana çok yakıştı. Bu yüzden Blondie kafede bizim için ayağa kalktı. Tamam kızlar. Bunny topluluğunun adını ördek topluluğu olarak değiştirebiliriz. Maya, Bunny topluluğu. Bunun ördeklerle ne alakası var? Sarışın, antrenmandayız ve sen yolumuza çıkacaksın. Geri çekil maskot. Kızlar, bana bir vibe edin. Vibe. Blondie sana yakışmış gerçekten. Acaba bu okuldaki herkes dudak senkronizasyonu yapacak mı? Teşekkürler Bunny'ler. Bence kendi tombul dudaklar topluluğumuzu kurmalıyız ve ben de sizinle olacağım. Birlikte. Kızlar, ona antrenmanımız olduğunu söyleyin. Bırakın gitsin Blondie ya. Çok mutlusun ama bir tombul dudaklar topluluğu kurmuyoruz. Aslında Bunny ile bir antrenman seansı yapmak üzereyiz. Bizi bekletiyorsun. Aa, evet evet evet, ben çıkıyorum. Beni desteklediğiniz için teşekkürler. Kendimi kabarık dudaklardan gibi hissediyorum. Sizden biri gibi. Hoşçakalın. Kızlar, şok oldum. Blondie dudaklarını yaptırdı ve arkadaşları onu desteklemedi bile. Onun nasıl hissettiğini ancak hayal edebilirim. Kızlar, en azından destekleyici olduk. Pekala, üstümüzü değiştirelim. Evet, acele edelim. Basketbolculara özellikle de Romeo'ya daha az gösterişçi olmalarını söylemeyi Basko, unutmayın. Romeo'ma dokunma. Vay be Nastya. Romeo şimdiden senin mi oldu? Bize bundan bahsetmedin. Bize anlat. Evet, Romeo ve ben dün gece mesajlaşıyorduk. Bana bir sürü kalp ve öpücük gönderdi. Anlıyorum. Yakında bir çiftimiz daha olacak. Maya? Bütün basketbolcular meşgul ve Timur hiç benim tipim değil. Evet, sanırım Maya'nın senin tipin olduğunu biliyorum. Kim? Maskotu seviyor. Tamam kızlar, bizi bekleyen bir maskot var. Çabuk üstümüzü değiştirelim. Maskot hep bekliyor. Kızlar, hadi. Acele edin. Çocuklar, ellerinizi bardan çekin. Timur, sosları devireceksin. Bak, oturuyorlar. Ateş ediyorlar. Neyi vuruyorlar? Kahretsin çocuklar. Sizinle gurur duyuyoruz. Onlara cevap vermek onlara çok sert karşılık verdik. Siz çocuklar çok güçlüsünüz. Zeki'nin orada oturduğunu görebiliyorum. Dizleri titriyor. Umarım dolabımdan uzak durur. Ve benimkinden. Küçük olmalarına rağmen çok soğukkanlılar. Bize sanki bizi öldürmüşler gibi bakıyorlar. Oysa tam kızlar, tersi. Blondie nerede? Sanırım Gücan'da. Çok kızgın. Anlayacak ne var ki? Gerçekler mi? Olduğun gibi söyledik. Siz kızlar Blondie'yi tanımıyor musunuz? Yaralanacak ve geri dönecek. Spor salonunda basketbolcuları nasıl öldürdüğümüzle ilgili bir hikaye duymak ister misiniz? Söyleyecek bir şey yok. Sadece korkuyorlar bence. Sen benim kahramanımsın. Şimdi basketbolcuların yanından geçip onlara tepeden bakacağım. Zup ve Zek. Kızlara yalan söylemeyi kesecek misiniz? Gerçeği söylemek üzereyiz. Zek, neden bahsediyorlar? Kız arkadaşlarından bahsediyorlar. Hayır Dayana, biliyorsun hala daha iyi dudaklarım Hayır, var. Hayır Kanapa, dudaklarım daha iyi. Ben. Şimdi kafede basketbolcular var, gidip onlara soralım. Tamam. Maya, Dayana'nın maskot hakkındaki söyledikleri doğru mu? Nasıl söylemem. Leia gördün mü? Evet Yana, uf korkunç. Neden gidip öğretmen Mike'a söylemiyoruz? Bize ne dediğini duymadın mı? Tamam. Neden kendimiz yapmıyoruz?
Yana, bununla savaşmalıyız. Savaşmak mı? Savaş, onunla. Yana. Hey basketbolcular. Merhaba bebekler. Nastya. Her neyse çocuklar, işte mesele. Bizimle ilgili bir şey fark ettiniz mi? Herhangi değişiklik var mı? Her zamanki gibi çok güzelsin. Evlat, sordukları kişi sen şimdi değilsin. Şimdi bonbonlar başlayacak. Basketbolcuların yapabileceği tek şey gösteriş. Zihin ya, basketbolculardan bahsetmiyor. Bunny'nin amigo kızlarından bahsediyor. Siz çocuklar bir şey fark etmediniz mi? Smile. Zeket. Tatlım, kaşlarını mı aldın? Güzel. Kunopa, saç tiplerini boyadın mı? İnanılmaz. Dayan, onlar kör. Çocuklar, kör müsünüz? Aslında dudaklarımızı büyüttük ve size kimin dudaklarının daha güzel olduğunu sormak istedik. Benim mi? Ya da ben? Dudak büyütme ameliyatı mı oldu? Ve biz fark etmedik, öyle mi? Harika. Bu harika, şok oldum. Biliyor musunuz çocuklar, saçlarımızı kazıtsak bile fark edeceğinizi sanmıyorum. Nasıl yani? Siz bizim çocuklarımızsınız ve temel şeyleri fark etmiyorsunuz. Ne var biliyor musunuz? Bu durum beni gerçekten incitti. Hadi Kunopa. Zeket, fark ettiniz mi? Fark ettim. Yalan söyleme, tamam mı? Yalan söyleme. Tamam, kızlar bize kızgın. Çocuklar, şok oldum. Düşünebiliyor musunuz? Çok uğraştık. Kunopa'yla daha da güzel olmak istedik. Ve basketbolcularımız yüzümüze bir şey yaptırdığımızı fark etmediler bile. Şok oldum. Bize beğeni atın, kanala abone olun, zile tıklayın ve yeni harika bölümlerimizi bekleyin. Hepinizle tekrar görüşmek üzere. Güle güle.